çözüm rehberim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere bilgisayar için God of War oyununun açılmama sorununu nasıl çözersiniz? Tüm adımlarıyla birlikte göstereceğim. Sizler de bu adımları takip ederek oyunu oynayabilir hale getireceksiniz arkadaşlar. Eğer bir sorun yaşarsanız yorum atmayı, çözümlerimizle birlikte oyunu oynanabilir hale getirirseniz de like atıp abone olmayı lütfen unutmayalım. Videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, God of War oyunu bilgisayara çıktı ve bununla birlikte birkaç sorunu var. Bazı bilgisayarlarda error veriyor. Bunu araştırdım ve adımlarını sizlerde başlayalım. Şimdi ilk olarak yapmamız gereken bilgisayarıma girmek olacak. Buradan C'ye gideceğiz. Kullanıcılara geliyoruz. Kullanıcılardan kullanıcı adınız neyse ona girmeniz gerekecek. Ondan sonra yapmanız gereken kaydedilen oyunlara tıklamak. Burada God of War klasörü gözükmesi gerekiyor. Şu an benimkinde içi dolu. Kendiliğinden kaydetmiş oyunu. Bu klasör yoksa eğer bunu oluşturmanız gerekiyor. Bazen bu sıkıntıdan dolayı oyunlar açılmamış arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra adımlarımıza devam edebiliriz. Geçelim ikinci adımımıza. Evet arkadaşlar, ikinci adım olarak da Microsoft Visual C++ Plus'ı indirmemiz gerekecek. Bilgisayara oyunların çalışması için gerekli bu. Ayrıca de DirectX'i açıklamaya koyacağım. İkisini bir de indirirseniz en sağlıklı sonucu alırsınız arkadaşlar. Geçelim 3. adımımıza. 3. adım için yapmamız gereken aramaya gelip güncelleştirme denetle yazmak. Tıkladıktan sonra Windows'un güncel olup olmadığını denetlememiz gerekiyor. Eğer güncel değilse kesinlikle güncelleştirmemiz gerekecek. Evet arkadaşlar, dördüncü olarak ekran kartı ve donanım güncellemesine geldik. Ekran kartı için GeForce Experience'e geldim. Çünkü ekran kartım Nvidia. Sizin AMD'de olabilir. AMD'nin Radeon programına giderek de aynı adımları uygulayabilirsiniz. Burada yapmamız gereken şey giriş sayfası değil, sürücülere tıklamak. Ve burada yeni gelen sürücüyü indirmek. Zaten yeni gelen sürücü God of War için geldi. Ve oyunu optimize ediyor arkadaşlar. Sorun yaşamanızı engelleyebilir. İkinci olarak da otomatik bir şekilde driverları güncellemek videom var. Burada tüm bileşenlerinizin driverını güncelleyebilirsiniz arkadaşlar. Açıklamada link mevcut olacak. Sizler de oradan rahatlıkla giderek çok kolay bir şekilde güncelleyebilirsiniz. Yapmanız gereken adımlar bu şekildeydi arkadaşlar. Videoya like atmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayalım.